Table manners, sofra adabı, table etiquette, sofra görgüsü der ki, bir restoranda yemek yerken dostlarla küçük bir muhabbet için yemeğe mola verdiğinizde bıçak ve çatalınızı masaya dokunur şekilde bırakmayınız. Bıçağınızın keskin yüzü kendinize bakacak şekilde, çatalı da bıçağın üstünde üçgen oluşturacak şekilde tabağa bırakınız. Derken buradaki bırakmak fiilinin İngilizcesine bakıyoruz. Yenilenmek anlamına gelen Türkçe'de restore olarak kullanılan restore kelimesinin ilk dört harfi rest, dinlenip dinçleşmek, eski gücüne geri kavuşmak demektir. I feel ill, hastayım. I should rest for a few days, birkaç gün dinlenmeliyim. Dinlenmek için uzandığımız yere ya da oturduğumuz yere sırtımızı yaslarız. Bu nedenle rest aynı zamanda yaslamak, yaslanmak demektir. You should rest your back on the pillow. Sırtını yastığa yaslamalısın. Yine aynı mantıktan yola çıkarak çatalınızı ve bıçağınızı masaya ya da tabağınıza bırakmak için rest fiilini kullanabilirsiniz. You may rest your fork and knife on the plate. Çatalınızı ve bıçağınızı tabağınızın üzerinde bırakabilirsiniz. Arkadaşlar, sofra adabına göre yemek sonunda çatalın ve bıçağın bu şekildeki tabak üstü formu neyi ifade ediyor? Bilenler yorumlarda paylaşabilir.